Bu videoda yönlendirme komutlarını kullanarak bizden istenilen nesneyi hedefe ulaştırmaya çalışacağız. Üçüncü konu labirent. Birinci etkinlik. Yaramaz domuzcuğu yakalamak için bana yardım edebilir misin? Birkaç ileri git bloğunu ard arda koyarak çalıştır. Tuşuna bas. Tamam. Birinci derste yine benzer etkinlikler vardı. Ama kullandığımız kod blokları yukarı, sağa, sola, aşağıya birer birim hareket ettirme şeklindeydi. Bu sefer bize daha farklı kod blokları vermiş. Bunlar ilerle, yani nesnemin yönü nereye bakıyorsa oraya doğru bir birim ilerlemesini sağlayan kod ve nesnemi sağa ya da sola döndüren bir kod. Böylece nesnemin ne yöne gitmesi istiyorsam önce yüzünü o yöne döndüreceğim. Daha sonra da ilerle kodunu kullanarak ulaşmak istediğim hedefe doğru ilerlemesini sağlayacağım. Bunlar kullanacağım kod blokları. Burası kodlarımı yazıp çalıştırdığım zaman algoritmanın işlediğini gördüğüm yerdi. Bu alanda çalışma alanı da kod bloklarını arka arkaya ekleyip algoritmamı oluşturduğum alandı. Şimdi bakalım burada. Bizden istenilen kırmızı kuşun hedefe ulaşması, hedef ve kırmızı kuş arasında 2 birimlik mesafe var. Birimlere nasıl bakıyordum? Bunu bir satranç tahtası gibi düşünerek. Burada her bir karenin içinde bir nesne konulmuş. Burada bir nesne olmamasına rağmen bunlar aralarında bir kare boşluk var. Yani hedefe ulaşmak için bir, iki kare ilerlemesi gerekiyor. Yön, nesnenin yönü hedefe doğru olduğu için sağa sola döndürmeme gerek yok bu etkinlikte. İki birim ilerlemek için iki kere ilerle komutunu çalıştığı zaman olayının altına ekliyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştığı zaman çalıştır butonuna bastığımda ilk çalışan algoritmanın bulunduğu yerdi. Daha sonraki ileriki etkinliklerde başka olay bloklarının da olduğunu göreceğiz. Şimdilik sadece tek bir olay bloğumuz var. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Burada da aşağıya doğru ilerlemem gerekiyor. Kaç birim olduğuna bakalım ilerlemem gereken yolun. Burada sağ veya soldaki alanlara bakarak 1 birim, 2 birim ve 3 birim aşağı ilerlemem gerekiyor. Kırmızı kuşun yönü hedefe doğru olduğu için yine sağ ve sola dön komutlarını kullanmıyorum. Üçüncü etkinliğe geçtik. Yolu izleyin ve domuzcuğa ulaşmamda bana öncülük edin. Patlayıcılardan uzak durmamızı istiyor. Eğer patlayıcının üzerine gelirsek, daha önceki etkinliklerdeki gibi patlayıcı patlıyor ve kuşa zarar vererek etkinliğin sona ermesine sebep oluyor. Benim yapmam gereken 1-2 birim ilerlemek. 2 birim ilerledikten sonra
sağa doğru dönmek ve bir birim daha ilerlemek. İki birim ilerlemek için iki tane ilerle komutu koyuyorum. Bu kırmızı kuşun yönü istediğim istikamette olduğu için sağa sola döndür komutunu kullanmama gerek yok. Bu noktaya vardığı zaman daha fazla ilerlersem patlayıcının üzerine geleceğim için sağa dön komutuyla aşağıya doğru yöneleceğim ve bir birim daha ilerleyerek hedefe ulaşacağım. Burada da domuzcuk yerine farklı bir terim kullanmış. Yine de patlayıcılara dikkat ederek hedefe ilerlememi istiyor. Yapmam gereken şey bir birim sağa, sonra yukarıya yönelmek. Yukarıya yönelmek sola doğru. Sola doğru dönmem anlamına geliyor. Sağa doğru dönmek aşağıya. Sağa doğru dönersem aşağı yönelir. Sola doğru dönersem yukarı yönelir. Sonra bir birim daha ilerliyorum yukarıya yöneldikten sonra. Sonra sağa doğru yönelip bir birim daha ileri giderek hedefime ulaşıyorum. Bu şekilde. Sakin ol ve domuzcuğu bulmama yardım et. Yoksa kızabilirim. Evet. Burada önümdeki engelin çevresinden dolaşmam gerekecek. Yine bize verilen 3 tane kod bloğu var. İlerle sağa dön veya sola dön şeklinde. Sağa ve sola dönme kod bloğu aslında aynı kod bloğu. Aynı fonksiyon diyebiliriz. Bu fonksiyonun parametresini değiştirerek yaptığı işi değiştiriyoruz. Yani sağa dön kod bloğunu alıp bunu aslında sola dön kod bloğuna da çevirebilirim. Bunlar benzer işler olduğu için bir parametreyle sağa veya sola dönmek için tasarlanmış. Bana kolaylık olması için de kod bloklarına ikisini birden eklemişler. Daha kolay kullanabilmemiz için. Şimdi yapmam gereken önce bir aşağı satıra, bir birim aşağı ya da bir birim yukarıya ilerlemek. Çünkü önümde bir engel var. Biz yukarıya ilerleyelim. Yukarıya ilerlemek için kırmızı kuşun yüzü sağa doğru bakıyor. Onu yukarıya doğru çevirmemiz lazım. O yüzden sola dönme başlıyorum. Sonra bir birim ilerliyorum. Bu noktaya ulaştım. Sonra sağa dönüyorum. Yüzümü bu tarafa döndürüyorum. Buradan 1, 2 ve 3 birim, 3 birim ileri giderek hedefin tam üzerindeki kareye ulaşıyorum. Buradan tekrar sağa dön komutuyla yüzümü aşağıya doğru döndürüyorum istikametimi ve bir birim ilerleyerek hedefime ulaşıyorum. Bir sonraki etkinlik. Evet, burada yine iki birim ilerleyelim. Bu noktaya ulaştık. Sola dönelim. Sola döndüğümüz zaman yukarıya doğru bakacağız. Değil mi? Bir, iki birim daha ilerliyoruz. Bu noktaya ulaştık. Sağa doğru bakıyoruz. Sağa dönüyoruz. Burada sağ ve sola dönün yanındaki küçük ikonlarda kuşun
baktığı yönün sola döndüğünde, bakın saat yönünün tersine doğru 90 derece döneceğini söylüyor. Burada 90 derece olduğunu söylemiyor ama saat yönünün tersine olduğunu söylüyor. Yukarıya bakması için 90 derece dönmesi lazım. Bir daha onu uygularsam geriye doğru bakacak. Bir 90 derece daha. Bu noktaya vardıktan sonra biz ne yaptık? Saat yönüne dönerek, çünkü yukarıya doğru bakıyordu. Saat yönüne dönerek 90 derece ilerlemek istediğim yöne bakmasını sağladık. İki birim daha ekliyorum. Bu noktaya ulaşıyorum. Sonra bu noktadan tekrar saat yönüne doğru, yani sola, pardon, sağa doğru dönüp kalan iki birimlik yolu da tamamlıyorum. Yedinci etkinliğe geçtik. İki birim aşağıya. Buradan saat yönünün tersine dönüyorum. Üç birim ilerliyorum. Saat yönünün tersine doğru, değil mi? Saat yönünün tersine döneceğim. Bakalım, bir hata varsa zaten sonuca ulaşmaz. Biz de o hatayı düzeltiriz. Buradan aşağıya doğru, yani sola doğru dönüyorum. Tekrar. Zaten aşağıya doğru ilerliyordu. Saat yönünün tersine dönünce tekrar saat yönünün tersine dönme komutunun tersini uyguladığımda tekrar aşağıya doğru ilerlemesini sağladım. Ve kalan yolda iki birim. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, algoritmamız hedefe bizi ulaştırdı. Devam edelim 8. etkinlikle. 1, 2, 3 birim aşağıya ilerleyelim. Saat yönünün tersine doğru dönelim. Saat yönünün tersine. Saat yönüne doğru dönelim. Burada iki farklı yoldan da gidebiliriz. En kısa yol sola doğru dönüp ilerlemek. Sola doğru döndükten sonra bir birim ilerliyoruz. Sonra sola dön komutuyla, yani saat yönünün tersine dön komutuyla aşağıya doğru ilerliyoruz. Şuna bir kesinlik getirelim. Şimdi şöyle yapalım. Kuşumuzun gagasının, gözlerinin bulunduğu noktayı, noktaya doğru bir çizgi çizelim. Aşağıya doğru. Bunu bir saat olarak düşünelim. Bir çizgi çizelim. Bu çizginin hangi yöne dönmesini istiyorsak, bu saat çizgisinin, bunu bir saat olarak düşünelim, hangi yöne dönmesini istiyorsak, eğer saatin normal gittiği yönde ilerlemesini istiyorsak, bu
Bu saat yönüdür. Yani burada gösterdiği gibi sağa doğru. Saat yönünde, yani bu şekilde dönmesini istiyorsak saat yönü sağa doğru. Tam tersi istikamete dönmesini istiyorsak, baktığı noktanın tam tersi istikamete dönmesini istiyorsak bu da sola doğru. Biz en son buradan, bu noktadan bu noktaya ulaşmıştık ilerleyle. Baktığımız yer burasıydı, şu ilerisiydi. Aşağıya doğru bakmak istiyorduk. Eğer bu sanal varsaydığımız çizgiyi aşağıya doğru çekersek ne oluyor? Saatin ters yönü. O da sola dön. Yani ok işaretinde gördüğü gibi saatin ters yönüne doğru bir hareket. Aşağıya doğru baktıktan sonra iki birim ilerliyoruz aşağıya doğru ve tekrar bakalım. Aşağıya doğru bakıyoruz burada. Bizim istediğimiz varsaydığımız çubuğun bu yöne doğru dönmesi, bu da saat yönü anlamında. Bu da yani sağa doğru saat yönünde dönme ve birbiri ilerliyoruz. Bakalım doğru mu yaptık? Evet. Doğru şekilde hedefe ulaştık. 9. etkinliğe bakalım. Bakalım. Nesnemizin, kırmızı kuşun baktığı yöne doğru bir çizgi varmış gibi varsayalım. Bir birim ilerleyeceğiz. Buraya, bu noktaya ulaştık. Çizgi ne yöne doğru? Bu yöne doğru. Ben onu nereye istiyorum? Ne yöne çevirmek istiyorum? Saat yönüne. Yukarıya doğru. O zaman sağa doğru. Bu okta da görüldüğü gibi saat yönüne bir birim ilerliyorum. Sonra yukarıya doğru olan çizgiyi buraya doğru, yani saatin ters yönüne doğru, sola doğru çevirmek istiyorum. Sola doğru çevirdikten sonra önümde iki birimlik bir yol var. Sonra tekrar sola doğru, yani saatin ters yönüne çevirerek aşağıya bakıyorum. Burada yine bir ve iki birimlik bir yol var. Sonra saat yönüne doğru, sağa doğru çevirerek bu yöne bakıyorum. Sola bakıyorum. İki birimlik bir yol daha var önümde ve bu noktaya ulaşıyorum. Bundan sonra yukarıya bakmak istiyorum. Sola bakan nesnemi yukarıya doğru baktıracağım. Saat yönü yine sağa doğru ve önümde bu noktadan 1, 2, 3 birim mesafe var yukarıya doğru. Yukarıya doğru bakan nesnemi saat yönüne doğru, sağa doğru bir kere daha çevirip bu yöne bakmasını sağlıyorum ve bir birim ilerliyorum. Bu biraz uzun bir algoritma oldu. İleriki etkinliklerde birinci konuda, birinci derste gördüğümüz gibi döngüleri kullanarak bu algoritmaları da kısaltacağız. Sonraki etkinliğe geçiyorum. Burada bir test vermiş bize. Hedefe, kırmızı nesnenin hedefe ulaşması için ihtiyaç duyulan algoritma hangisidir? Bu ara birimin orijinali İngilizce olduğu için buradaki test cevapları İngilizce olarak kalmış. Burada belirttiği şey ilerle, ötekisi de dön
İstenilen yöne sağa dön, sağa dön, sağa dön, sola dön, sola dön şeklinde. Bizim ihtiyacımız olan 1, 2, 3 birim ilerle. Yani 3 birim ilerleyle başlayacağız. Şu şık 3 birim ilerleyle başlıyor. Şu şık da 3 birim ilerleyle başlıyor. Şu 2 şık benim işime yaramıyor. Bunları eliyorum. Şu 2 şıkla devam edeceğim. Sonra yukarıya doğru, yani saat yönünde, yani sağa doğru dönüyorum. Bu işlemde turn right, sağa doğru dön. Hangilerine bakalım? Şuraya ve şuraya. Burada sağa doğru dönme komutu kullanılmış. Burada sola doğru dönme komutu kullanıldığı için bu da benim benden istenen işi yapacak bir algoritma olmadığı için bunu da eliyorum ve kalan şık B şıkkı oluyor. Devam edelim. Sola sağa döndükten sonra yukarıya doğru 2 birim, 2 kere ileri ve tekrar sağa dönüp bir birim ileri giderek hedefe ulaşıyoruz. Burada yine daha önceki testlerdeki gibi 3 farklı problem var. Bu problemleri çözecek 3 tane algoritma var. Hangi algoritma? Hangi resimdeki problemin çözümü olduğunu tutup karşısına bırakıyoruz. Burada bakalım. Birinci soruda bunun çözümü, bunu yapacak algoritma ne olabilir? 1, 2, 3. 3 kere ilerle. Sağa dön, 2 kere ilerle. Bakalım. 1, 2, 3 kere ilerle. Sağa dön, 2 kere ilerle. Bu. Buna bakalım. İlerle. Sağa dön, 1, 2, 3 kere ilerle, sola dön, 1 kere ilerle. İlerle, sağa dön, ilerle, sağa dön, 1, 2, 3 kere ilerle. Tekrar sağa dön, 1 kere ilerle. Bu. Değil mi? Sağa dön. Başlangıçta zaten gitmek istediğim yönde olduğu için. İlerle, bu noktaya ulaşıyor. Sağa dön, aşağıya bakıyor. 3 kere ilerle. Burada 1, 2, 3 birim var buraya kadar. Sonra sağa dön dediği zaman hedefe bakıyor. Ve bir kere daha ilerlediğinde hedefe ulaşıyor. En son kalan da sonuncu. Bakalım. İlerle bu noktaya ulaştı. Sağa dön. Döndü. İlerle bu noktaya ulaştı. Sola dön. İlerle bu noktada sağa dön, hedefe bakıyor, ilerle hedefe ulaştı. Bu konuyu da tamamladık.